Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan beri aklımda olan ve bir türlü çekemediğim videoyu çekmeye karar verdim. Ve o video ile karşınızdayım. Otokoltuğu arayışınız varsa eğer, bizim daha önce kullanmış olduğumuz otokoltuğu alakalı kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şimdi hep beraber detaylarını isterseniz bakalım. Bugün tanıtacağım otokoltuğun markası bir taksonomer. Güzel, gayet olumlu geri dönüşler alınan bir firma olduğu için biz de bu markadan almayı tercih ettik. Otokoltu alırken tabii ki de güvenlik çok önemli ama güvenlik olduğu kadar hepimiz fiyatına da bakıyoruz. Bu orta karar bir koltuktu ama bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kızım şu anda 5 yaşında. Yeni bir koltuğa geçtik ve bu koltuk artık boşa çıktı. Boşa çıkmışken de bir videosunu çekmek istedim. Almak isteyenler sıfırını ya da işte bu markaya ait herhangi bir koltuğu, bu tarz bir koltuğu almak isteyenler, ikinci el ya da işte sıfır herhangi bir ürünü almak isteyenler için bilgilendirici bir video çekmek istedim. Dediğim gibi markası bir taksonomere ait. Modeli de Kinki ATS RM Black. Bu bizim aldığımız koltuk 9-18 kilogram arası kullanılan bir koltuk. Eğer otokoltuğu sıfırdan alacaklar varsa şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Biz böyle bir hata yaptık. Aslında bunun 9-36 kilo arasında olanları da mevcuttu ama biz o zaman tabii çok böyle bilgi sahibi olmadığımız için bunu almayı tercih ettik. Belki de yani alırken bunu aldığımız yerdeki görevli satış elemanına bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapsaydı belki de bu hataya düşmeyip direkt 9-36 kilo alıp tek bir kere de bu işi çözebilirdik aslında ama maalesef hani böyle bir bilgilendirme genelde yapılmıyor. Ben olsam yani daha önce bu bilgiye sahip olmuş olsam direkt 9-36 kilo arasında bir koltuk alırdım ve direkt bir kere de bu işi çözmüş olurdum. Bilginiz olsun. Tabii bu bütçeyle de alakalı biraz daha fiyat farkları oluyor ama bu çok uzun süre kullanılacak bir şey. Ya biz yaklaşık 5 seneden beri bunu kullanıyoruz ve bir fiil yani her gün neredeyse kullanılıyor. O yüzden verdiği paranın hakkını güzel bir şekilde çıkartıyor. Hiç merak etmeyin. Zaten kullandıktan sonra da ya ihtiyacı olan birine verebilirsiniz ya da satışa koyduğunuz zaman zaten hala yani kat be kat karlı çıkmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim ufak tefek özelliklerini bildiğim kadarıyla size özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Umarım videomuzu severek izlersiniz. Otokoltuğunun kılıfı çok rahat bir şekilde takılıp sökülüp tekrardan takılabiliyor. Yani yıkamaya olanak sağlayan bir koltuk kılıfı. Özellikle küçük yaş grubuna sahip olan çocuklarda yıkama gerçekten çok önemli. Bizim başımıza çok sıklıkla geldi. Mesela yolda giderken kustu vesaire bir şeyler oldu. Yani peçeteyle sildiğin zaman geçmeyecek kirler oluşabiliyor ufak oldukları için. O yüzden çok böyle kolay çıkartılıp her parçası yıkanabilen şeyleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Biz bilinçsiz bir şekilde aslında aldık. Sadece kılıfının çıktığını ama hani tam detaylı açıkçası tamamen çıkıp çıkmadığını bilmiyorduk. Ama bütün parçaları neredeyse sökülüp çıkabiliyor ve rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Hemen emniyet kemerini göstermek istiyorum. 5 noktalı bir emniyet kemeri. Şu görmüş olduğunuz yerdeki olan şeye bastığınız zaman, şöyle aşağıya doğru bastığınız zaman kemer boşa çıkıyor. Şöyle hemen çekeyim size göstereyim. Kemer böyle yaptığınız zaman küçülüyor. Şöyle çektiğiniz zaman buradaki demir parçaya şöyle bastırdığınız zaman yaylı bir parça var. Şöyle kendinize doğru çektiğinizde rahat bir şekilde boşa çıkıyor. Onun şeyini, ölçüsünü kendi çocuğunuzun boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Şu kemer kısmındaki silikon yerlerde çocuğu rahatsız etmeyecek şekilde. Ben şunu tavsiye edebilirim. Bizim çocuğumuz çok terleyen bir çocuktu. Bunların üzerine böyle kılıflar oluyor. Onlardan almanızı, böyle pamuklu kılıflardan almanızı tavsiye ederim. Çünkü ister istemez yakabiliyor yani çocukları. Eğer çok terleyen bir çocuğunuz varsa. Bizim başımıza geldiği için bunu da size bir fikir olarak söylemek istedim. Kemer de çok kolay bir şekilde takılıyor ve gerçekten sağlam bir kemeri var. İki parça şöyle üst üste koyduğunuz zaman zaten puzzle gibi, puzzle parçası gibi şöyle birleşiyor. Daha sonra kemerimizi şu şekilde
takıyoruz. Rahat bir şekilde, gayet de sağlam bir kemeri var. Rahat bir şekilde haznesine oturuyor. Bastığınız zaman da rahat bir şekilde açılabiliyor. Bu arada şöyle bir kolaylık var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şu otokoltuğunun kenarında bulunan şu kenarlardaki silikon parça kemerinizin rahat bir şekilde şöyle ki uçlarını şuralara sıkıştırabilirsiniz. Bir sonraki kullandığınız zaman şu kemer uçlarını aramak zorunda kalmazsınız. Çünkü çocuğu yerleştirirken hemen böyle koltuk kemerini takmak istiyorsunuz ve bazen bulamayabiliyorsunuz onu oturttuğunuz zaman. Burada 2 saat uğraşmanız gerekiyor. O yüzden kullandıktan sonra şu kenarlara koyduğunuz zaman rahat bir şekilde çocuğunuzu oturtup hemen direkt şöyle kollarını şuradan geçirip kemerini rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Böyle bir güzelliği var bu koltuğun. Baş kısmı da şöyle yukarı kalkıp aşağı inebilen bir şekilde boyutu var yani. Uzatabiliyorsunuz çocuğunuzun oturduğu zaman şuralar kafasının tam şöyle şuraya yerleşmesi gerekiyor. Onun ölçüsünü yani yaş olarak bilmiyorum ama çocuğunuzu oturttuğunuz zaman onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle kademeli bir şekilde aşağı inip bir yukarı çıkabiliyor. O da çok rahat bir şekilde tek elle yapabileceğiniz bir şey. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle bastırdığınız zaman zaten rahat bir şekilde iniyor. Çektiğiniz zaman hafif bir şekilde rahat bir şekilde yukarı geliyor. O da şu şekilde. Bizim için çocuk koltuğu alırken en önemli şeylerden biri de yatış pozisyonunun olmasıydı. Zaten genellikle ufak yani 18 kiloya kadar olan koltuklarda yatış özelliği hepsinde genellikle mevcut oluyor. Bizimki 3 kademeli yatışa sahip. Onu da şu altta bulunan şurada bir kol var. Şuraya bastırdığınız zaman iterek ya da çekerek koltuğun yatış pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Hemen onu da ben size göstermek istiyorum. Şu an dik konumda. Şöyle hemen göstereyim. Hemen bir kademe indiriyorum. Tam oturmasına özen gösterin. Zaten isteseniz de istemeseniz de gerçi oturuyor ama. İkinci pozisyon şu. Üçüncüsü de şu. Oldukça güzel yani yatış pozisyonu. Yani tam zaten yatar bir şekilde götürmeniz mümkün değil ama rahat bir şekilde uyku pozisyonunu oluşturabilecek bir eğim sağlıyor bu koltukta. Şunu da hemen göstermek istiyorum. Arka tarafında şu kenarlarında şöyle çıkıntılar var. Burada da aynı şekilde. İkisini aynı anda bastığınız zaman şöyle bu koltuk şöyle boşta kalıyor. Bunun sebebi de kemeri rahat bir şekilde takabilmeniz için şuradan sıkıştırabileceğiniz yerler var. Kemeri buradan alıyorsunuz. İlk önce şuradan alttakinden geçiyorsunuz. Daha sonra buradan geçirdiğiniz zaman koltuk otokoltuğu normal koltuğunuza sabitlenebiliyor. Bu arada kemeri de tamamen çıkartabileceğiniz bir yer mevcut. Burada şurada görmüş olduğunuz şöyle çentikli olan yerler var. Koltuğu yıkarken o emniyet kemerinin üzerinde bulunan pedleri de çıkartabilip yıkayabilirsiniz. Onlar da çıkarması şuradan çok kolay bir şekilde çıkabiliyor. Rahat bir şekilde şuradan çıkartabilirsiniz. Yani bu otokoltuğun bütün parçaları gayet rahat bir şekilde temizleniyor. Ben işte 3-4 ayda bir şu iç kısmı çok böyle kırıntı oluyor. Çünkü aralardan dökülüyor. Elektrik süpürgesi tutup bezle silerek temiz bir şekilde kullanıyorum. Oldukça sağlam bir koltuk. Bu arada şunu kapatmak için de şurada bir çubuk var. Çubuğu aşağı doğru indirdiğiniz zaman burası boşa çıkıyor. Ve şöyle çok güzel bir şu şekilde hemen oturuyor. Burada otokoltuğuyla alakalı kimsenin okumadığı ansiklopedi ebatında kullanım kılavuzu mevcut. Zaten aldığınız zaman aldığınız yerdeki arkadaşlar sağ olsunlar sizi koltukla alakalı bilgilendirmeleri fazla bir şekilde yapıyor. O da şurada yer alıyor. Bu koltukla ilgili anlatabileceklerim bu kadar.
Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına bırakmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.